Balıkesir'de üniversite öğrencisi Kurye Ata Emre Akman'ı katleden 17 yaşındaki zanlı ve babası hakim karşısındaydı. Bugün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi az önce. Sıcak bir gelişme bu. Duruşmada ertelendi 12 Temmuz'a. Şimdi Sevgün Begüm Yavuz takip ediyordu bu süreci. Hemen gidelim, son gelişmeleri aktarsın Begüm bize. Evet, duruşma bugün sabah saatlerinden itibaren aslında devam ediyordu ve yaklaşık 10 saat sürdü o duruşma ve mahkeme geçtiğimiz dakikalarda ara kararını açıkladı. Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyordu bu duruşma ve mahkeme sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar verdi ve bir mütalaa açıkladı. Aslında bu mütalaada istenen cezalarda iddianame doğrultusundaydı. Mütalaada 17 yaşındaki saldırgan için canavarca hisle eziyet çektirerek kasten adam öldürme suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Aynı zamanda diğer sanık olan babası Orhan Özdemir hakkında da yine aynı suçtan azmettirici olarak ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti. Savcı kemik yaşının tespiti için de aslında ailenin bir talebi vardı. Bu noktada bir rapor alınması, adli tıp kurumundan bir rapor alınmasını talep etmişti aile. Ancak mahkeme bu talebi reddetti. Doğum belgelerinin sabit olduğu gerekçesiyle bu talep reddedildi ve mahkeme duruşmayı 12 Temmuz tarihine erteledi ve ara karar sonrası hemen aile bir açıklama yaptı. Anne bir açıklama yaptı. Tepkili bir açıklamaydı. Oğlumun adı geçmedi duruşmada. Ben ve babası müşteki olarak ifade verdikten sonra ilk kez Ata Emre Akman'ın ismi geçti. İfadelerini kullandı ve belirttiğim gibi duruşma 12 Temmuz'a ertelendi. 12 Temmuz'daki duruşmada da sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaya ilişkin bir savunma yapması bekleniyor ve aynı zamanda sanıkların da bu doğrultuda bir savunma yapması bekleniyor. Duruşma 12 Temmuz'a ertelendi ve bizler de tekrar 12 Temmuz'da duruşmayı takip ediyor olacağız diyelim ve sözü size bırakalım.